Çok uzun zaman önce hastalık hastası bir adam varmış. Nerede olursa olsun önüne gelene nasıl göründüğünü, renginin solgun olup olmadığını sorarmış. Çevresindekiler zamanla onun bu sorgu suallerinden sıkılmaya başlamış. Tabii bu durumdan en çok bıkan da adamın ailesiymiş. Sevgili kızım, sence bugün nasıl görünüyorum? Gayet iyi görünüyorsun babacığım. Sen üzülmeyeyim diye hiç düşünmeden cevap veriyorsun. Demek ki bende değişik bir hal görüyorsun. Bir de annene soralım bakalım, o ne diyecek. Hanım, sence bugün nasılım? Bende bir halsizlik, solgunluk görüyor musun? Hayır bey, maşallah iyi görünüyorsun. Bu yaşa geldin turp gibisin. Gençleri bile cebinden çıkarırsın. Hadi canım sen de. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Beni kandırmaya çalışıyorsunuz. En iyisi mi işinin ehli bir doktor bulup ona göstereyim kendimi? Adam bu düşüncelerle, daha doğrusu gereksiz endişelerle sorup soruşturmaya başlamış gözünün tutacağı hekimi. Bu düşünceyle diyar diyar dolaşıp durmuş. Kim şurada şöyle bir hekim varmış, şöyle iyiymiş, böyle iyiymiş dese hemen onu arayıp bulmaya çalışmış. Derken kulağına meşhur bir hekimin becerileri gelmiş. Tabii hemen aklına koymuş o hekimi bulmayı. Uzak diyarlara gitmiş, yolları tüketmiş, dağları aşmış, nihayet bambaşka bir ülkeye gelmiş. Hekimi tanımayan yokmuş bu ülkede. Yolda rastladığı birisine sormuş, öğrenmiş. Kardeş, bu ülkede yeteneğiyle, bilgisiyle dillere destan olmuş bir doktor varmış. Beni ona götürür müsün? Hayırdır? Yaşına göre sağlıklı gibi görünüyorsun. Ne yapacaksın doktorla? Sen bunu boş ver de onu nerede bulacağımı söyle hemen. Tamam tamam amca, kızma. İşte şurası. Şu karşıda gördüğün yerde yaşıyor aradığın doktor. Sağ ol. Adam hemen hekimin evine gitmiş. Artık bütün dertlerinin, tasalarının, endişelerinin biteceğini düşündükçe mutluluktan kabına sığamıyormuş. Hekimin kapısını çalmış. Doktor bey evladım, ben çok uzak diyarlardan buralara seninle konuşmak, sana halimi anlatmak için geldim. Beni kabul eder misin? Elbette. Buyur amcacığım. Sağ ol doktor bey oğlum. Seni dinliyorum amca. Hadi anlat bakalım. Öncelikle benim şikayetim aklımın çok dağınık olmasından. Öyle ki duyduğum bir şeyi hemencecik unutuveriyorum. Sizi anlıyorum ama bu hastalığın tek sebebi yaşlılıktır. Adam anlatmaya devam etmiş. Gözlerim de kararıyor, iyi göremiyorum. Yine aynı cevabı vermiş. Sevgili çok yaşamış, görmüş, geçirmiş amcacığım. Bunun tek sebebi var, o da yaşlılık. Sırtım da çok kötü ağrıyor. Yaşlılıktandır. Uzak yerlere gitmezsen, dinlenirsen hiçbir şeyin kalmaz. Ne yersem yiyeyim hazmedemiyorum. Midem şişiyor. Yediklerimden tat tuz alamıyorum. Bak, anlattıklarının tek sebebi yaşlılıktır bey amca. Vücudun biraz yavaş çalıştığı için az yersen hiçbir şeyin kalmaz. En sonunda adamın sabır taşı çatlayarak bağırmaya başlamış. Bey adam, ben dağları taşları aşıp da geldim. Sana ulaşmak için ne çok uğraştım. Senin ise söylediklerine bak. Yaşlılık, yaşlılık. Başka bir söz çıkmıyor ağzından. Hekim hiç bozuntuya vermeden adama cevap vermiş. Ey benim sevgili amcacığım, senin bu kızgınlığın da yaşlılıktandır. Peki ilacı nedir bunu, söylesene. Gülümsemek, çevrendekilere yardımcı olmak ve şükretmektir. Adam hekimin dediklerine uymuş. Aksiliği bir kenara bırakıp gülümsemeye başlamış. Birden çevresindeki insanlarla çok daha iyi anlaştığını fark etmiş. Çevresindekilerin dertleriyle uğraştıkça kendi kuruntularını, hastalık evhamlarını unutmuş. Kendisine sağlık nasip eden Allah'a da şükretmeyi hiç aklından çıkartmamış. Bizler de sadece kendimizle ilgilenmemeli, halimize bolca şükretmeli ve kendimizden daha zor durumda olan kişilerin yardımına hep
hep koşmalıyız.